Bu videodaki konumuz ismi fail ve ismi mef'ul yapmak. İsmi fail ve ismi mef'ulleri türetebilmek. Bütün baplardan, sülasiler dahil, yani sülasi olmayanlar da dahil. Önce ismi failden başlayalım. Sülasi mücerretlerden ismi fail nasıl türetilir? Bir kere sülasi mücerret fiillerden türetiyoruz. Yani fiillerden isim türetiyoruz burada. Fiilden isim türetme olayı var burada. Sülasi mücerret fiillerin ismi fail vezni var, kalıbı var, ölçüsü var. O ölçüye göre, fiili o ölçüye göre söylediğimiz zaman ismi dönüşmüş oluyor. O nedir? Failündür. İsmi fail vezni neymiş demek ki? Failün. Şimdi mesela feale fiili karşımıza feale. Feale yaptı. Fealin 3 harfi var sülasi mücerret. Bunu ismi fail yapmak için ne gibi değişiklikler olmuş bakalım. Yani fealin üzerinde neler değişmiş? Birinci harfte bir değişiklik yok. Birinci harften sonra bir harf eklemesi var. Med harfi gelmiş. Faul fiilden sonra, birinci kök harfinden sonra bir elif med harfi eklenmiş. Fa diye. Birinci değişiklik bu. Bir harf ekleme var. Daha sonra fealenin aynül fiili üstünlüğü. Orta kök harfi üstünü. Burada ne olmuş? Faalini, aynül fiili, orta kök harfi esrelenmiş. Fa-i-lün. Peki. Fealinin son harfi, son kök harfi, üçüncü kök harfi, lamül fiil üstünlüğü. Peki burada niye temin gelmiş ve öte gelmiş? Feale fiildir. Fiilin sonunda temin olmaz. Temin isme mahsus bir şey. İsme has bir şeydir. Artık bu isimleştiği için çift hareke alabiliyor. Peki buradan için almış? Çünkü bu belirsiz bir isim. Nekire bir ismin sonunda temin olur yani. Peki niçin nötre veriyoruz? Nötr, Arapçada bir kelimenin, bir ismin nötr hali yani yalın hali ötreli kabul edilir. Yani. Ondan dolayı iki ötre veriyoruz. Failün. İşte sülasi mücerretlerden isim faili bu şekilde yapılıyor. Hemen bütün bablardan isim faili yapalım. Nasara. Birinci babın mevzunu neydi? Nasara yardım etti. Fiili muzarisi yensuru yardım ediyor. Nasirun yardım eden. Evet. Birinci harften sonra nundan sonra yani faul fiilden sonra met harfi getirdik. Nasirun oldu. Nasirun yardım eden. Burada da yine met harfimiz var. Birinci harften sonra. Nasirun. Nasara'nın aynül fiili orta harfi burada üstünlüğü, burada ne oldu? Esri oldu. Çünkü vezin de öyleydi yani. Celese'ye bakalım. Celese oturdu. Yeclisi oturuyor. Bunun da ismi faili ne olur? Calisun. Oturan. Oturan. İsimleşti artık. Birinci harf, birinci kök harfi C. Birinci kök harfinden sonra ne geliyordu isim fail vezninde? Bir elif med harfi olarak geliyor. Ca. İkinci kök harfi yani aynül fiil ne yapılıyor? Esreleniyor. Calisün. Artık isimleştiği için temin alıyor. Nekre olduğu için temin alıyor. Bir de nötr hali, yalın hali. İsmin yalın hali ötrelendiği için ötre koyduk. Feteha açtı. Yeftehu açıyor. Fatihun açan. Açıcı. Fatih. Alime bildi, ya'leme biliyor. Alimin bilen, bilici, bilgin. Bilen, alim. Hasibe zannetti, yahsibu zannediyor. Hasibun zanneden. Zannedici, zanneden. Hasüne güzel oldu, yahsünü güzel olur. Hasinin güzel olan. Şimdi ben burada hasünü yaptım ama normalde hasünenin isim faili böyle değil yani. İsim faili yok. Şimdi bazı fiillerin, özellikle lazım fiillerin isim failleri olmayabilir. Onun yerine isim, sıfat müşebbeh olur. Ben sadece burada göstermek için yaptım. Yoksa hasünenin isim faili yok yani. Hasinun diye bir şey yok. Ne var peki onun yerine? Onun yerine hasenun var. Hasenun. Bu ismi fail değil. Bu sıfat müşebbeh. Bu ayrı bir konu. İsterseniz yaparsınız ama kullanılmıyor. Yani hasinun diye bir şey kullanılmıyor ama hasen kullanılıyor. Güzel anlamında hasen kullanılıyor. Güzel olan.
lazım fiillerin bazılarının isim failleri olmuyor yani. Anlatabildim mi? Sülasi mücerredin bütün bablarından isim fail yaptık. Şimdi gelelim sülasi olmayan fiiller. Pardon, önce sülasi fiillerden isim mef'ulü de görelim. Ondan sonra sülasi olmayanlara geçeceğiz. Sülasi mücerred fiillerden isim mef'ul vezni. İsmi mef'ul vezni. Neymiş isim mef'ul vezni? Mef'ulünmüş. Sülasi bir fiile isim mef'ul yaparken ne gibi değişiklikler olmuş bakalım. Sülasi bir fiilde ne gibi bir değişiklik olmuş bakalım. Fiilin aslı fealedir. Bir kere birinci kök harften sonra önce, yani faul fiilden önce bir fethalı mim getirilmiş. M. Yani fiilin önüne bir fethalı mim getirilmiş. M. Sonra fiilin birinci kök harfi faul fiili cezimlenmiş. Mef. Aynül fiil ötrelenmiş. Mef'u. İkinci kök harften sonra, yani aynül fiilden sonra bir sakin vav met harf olarak getirilmiş. Mef'ulün olmuş. Demek ki sülasi mücerred bir fiilin sahih fiil tabi. Yani biz burada sahih fiilleri anlatıyoruz. İlletli fiiller değil. Onlar ayrı olarak anlatılacak. Biz şu anda sahih, yani illetli olmayan fiilleri anlatıyoruz. Fealeden ismi mef'ul nasıl yapılıyormuş? Mef'ulün. Bu da isimli oldu artık. Bu fiil, bu isim isim olduğu için sonunda eğer nekre ise sonuna temin gelebilir, geldi. Mef'ulün diye çift hareki var. Temin geldi. Şimdi buna göre sülasi mücerred bablarının isim mef'ullerini tek tek görelim. Nasara yardım etti. Yansur'u yardım ediyor. Mansur'un yardım edilen. Ne yaptık? Fiilin önüne bir fethalı mim getirdik. M. Birinci kök harfi cezimli oldu. Man. İkinci kök harfi ötreli oldu. Mansu. İkinci kök harften sonra, aynül fiilden sonra bir met harfi olarak vav getirdik. Mansur'un oldu. İsmi mef'ul yapmış olduk Nasara'dan. Celesi oturdu. Yeclisi oturuyor. Meclüsün. Oturulan. Meclüsün. Fetiha açtı. Yeftehu açıyor. Meftuhun açılan. Açılmış. Açık mesela. Buna açık da deniyor. Açılmış da denir buna. Meftuh. Meftuhun. Alime bildi. Ya'leme biliyor. Malumun bilinen. Evet bak, bu Kur'an. Bu Türkçe'de çok var bu. Türkçe'ye geçmiş bu. Alime bildi, ya'lem bilir, malum, bilinen şey. Bilinen, malum diyoruz zaten. Malumun. Aynı yöntemle yaptık yani. Faul fiilden, birinci kök harften önce fethalı bir mim getirdik. Faul fiili birinci kök harfi cezimledik. Aynül fiili ikinci kök harfi ötreledik. Aynül fiilden, yani iki yüz kök harfinden sonra bir met harfi olarak vav getirdik. Ma'lumun. Lamül fiili son kök harfi de sonuna koyduk. Artı bu isim olduğu için ve nekre olduğu için sonuna temin geldi. Hasibe zannetti, yahsibu zannediyor, mahsubun zannedilen şey. Mesela bir mahsubun var. Ama hasibeden hasibun yok yani. Haseb, pardon, hasuneydi, özür dilerim. Bu doğru, bu doğru. Sıkıntı yok, hasibun de var. Hasune güzel olur, yahsune güzel olur, mahsunun güzel olunan. Saçma. Yani güzel olunan diye bir şey yok. Öyle bir şey olmaz. Ben sadece göstermek için yaptım yani mahsununu. Normalde mahsunu kullanılmıyor. Lazım fiil çünkü bu. Kullanılmıyor yani mahsunu. Evet, bu şekilde sülasi mücerred fiillerden ismi fail ve ismi mef'ulü görmüş olduk. Şimdi sülasi olmayan fiillerden ismi fail ve ismi mef'ulü anlatmak istiyorum sizlere. Sülasi olmayan fiillerden isim fail. Mezit fiillerden ve rubai mücerredden isim failin türetilişi. Evet, mezit fiiller, yani sülasi dışındaki fiiller, bir de rubai mücerred, o da sülasi dışındaki fiil. Mezit ve rubai mücerred fiillerin ismi faili, dikkat edelim şimdi, fiili muzariden türetilir. Nereden türetilirmiş söyleyelim bakalım. Fiili muzariden türetilir. O zaman fiili muzariyi ele alacağız, tamam mı? Nasıl yapacağız peki? Muzarilik harfinin yerine ötreli bir mim eklenir. Muzarilik harfi kaldırılır ve yerine ötreli bir mim getirilir.
Demek ki muzarilik harfi kaldırılır ve bunun yerine ütreyle bir mim getirilir. Sondan bir önceki harf esrelenir. Tamam. Sonuna da eğer isim belirsiz ise sonuna tenvin eklenir. Bu şekilde. Tekrarlayalım şimdi. Fiili muzari alıyoruz. Muzarilik harfini kaldırıp yerine ötreli bir mim getiriyoruz. Sondan bir önceki harfi esreliyoruz. Ve eğer isim fail belirsiz ise, nekre ise sonuna bir tenvin getiriyoruz. Bu şekilde. Hadi bir yapalım hemen. İf'al babına geldik şimdi. Yükrimi alacağız. Fiili muzari alıyoruz. Yükrimi. Bu fiili muzari. Ekreme fiili mazi. Yükrimi fiili muzari. Şimdi yükrimi alıp ne yapacağız? Yu'yu kaldıracağız değil mi? Yu'yu kaldıracağız. Yerine getireceğiz. Mu koyuyoruz. Bakın. Yu gitti. Mu geldi. Sondan bir önceki harf de esrelenecek. Zaten esreliymiş burada. Evet. Mükrimün. Ne değişti? Yu yani fiil muzarlık harfi kaldırılıp yerine mu kondu. Sondan bir önceki harf esrelendi ama bu zaten esreymiş. Şimdi yükrimü fiil muzari olduğu için sonunda temin yok ama mükrimün ismi fail olduğu için yani isim olduğu için isimleri temin alabilir. İsmi fail belirsiz yani nekire olduğu için sonuna temin gelmiştir. Mükrimun olmuştur. Ne demek? Yükrimi ikram eder. Ediyor, eder, edecek. Mükrimün ikram eden olmuş oldu. Bu şekilde isim fail. Tef'il babına bakalım. Yüferrihu sevindiriyor. Ferraha sevindirdi. Yüferrihu sevindiriyor. Yüferrihu'dan neyi kaldıracağız? Muzarilik harfi olan ye'yi kaldırıp yerine ne koyacağız? Mü koyuyoruz. Mü. Yüferrihu müferrihun oldu. Sonda bir önceki harf esreli burada zaten. Onu da esrelemeye gerek yok. Zaten esreli. Ne oldu? Müferrihun oldu. Sevindiren. Evet. Anlıyor muyuz? Müfaali babına bakalım. Yugatilu savaşıyor. Yugatilu. Sondan bir önceki harf zaten esreymiş bunda. İlk tek yapmamız gereken nedir? Fiili muzarilik harfini kaldırıyoruz. Yu'yu. Yerine mu koyduk. Ve isimleşti artık bu. Temin gelebilir sonuna. Mugatilün. Yugatili o savaşıyor. Mugatilün savaşan savaşçı. Yani asker de denebilir. Mugatilün. İşte bu şekilde rubaileri bitirdik. Sülasimiz rubaile. Bir de rubai mücerrede bakalım. Rubai mücerrede. Dahraca yuvarladı. Yudahrıcı yuvarlıyor. Yudahrıcı'dan fiil muzari'nin muzarilik harfini kaldırıp yerine ne koyuyoruz? Mü koyuyoruz. Mü. Öteli mim. Sondan bir önceki ra. Ra'yı esreliyoruz. Zaten esreliymiş. Gerek yok. O zaman müdahricün. Yuvarlıyor. Yuvarlayan. Böylece isim faili türetmiş olduk. Bütün rubailerden isim faili türetmiş olduk. Gelelim humasilere bakalım şimdi. Humasilerden de insarafe, infeale babıyla başlıyoruz. İnsarafe, yensarifu. Yensarifu'dan fiili muzarilik harfi olan ye'yi kaldıralım. Ye'ye kaldırdık. Yerine ne koyuyoruz? Ötreli bir mim koyuyoruz. Mün, sa, yensadan nun ve satı değiştirmiyoruz. Onda bir değişiklik yok. Sonda bir önce burada esreymiş. O zaman esrelemeye gerek yok. Mün, sarifun. Yensarifu gidiyor, gider, gidecek. Munsarifun giden, gidici. Bu şekilde yaptık infiale babınınkini. Peki iftiale babınınkine bakalım. Yectemi'u toplanıyor. Yectemi'u toplanıyor. Ne yapıyoruz? Muzarilik harfi olan ye'yi siliyoruz buradan. Yerine ne koyuyoruz? Mu koyuyoruz. Mu. Sondan bir önceki harf burada esreymiş. Burada da esre. Müctemi'un. Artık isim oldu. İsimleştiği için de belirsiz olduğundan dolayı da temin alabilir müctemi'un diye.
Peki ihmarra babına bakalım. İhmarra babına. İhmarra yahmerru. Yahmerru. Y'yi kaldıralım. Mu koyduk. Y'yi kaldırdık. Mu koyduk. Ancak bir önceki harf burada gördüğünüz gibi üstünlüğü. Nasıl olacak peki? Bunun aslını yazalım. Muhmerirun. Aslı böyle. Aslı muhmerirundur. Bunun da aslı yahmeriru. Aslı yahmeriru. Y'yi kaldırdık. Mu koyduk mu? Koyduk. Ne oldu? Muhmerirun oldu mu? Muhmerirun. İki tane harf yan yana gelmiş. İkisi de harekeliyse ne yapılır? İdgam caizdir. Burada idgam caizdir. İdgam vaciptir. Affedersin. İdgam vaciptir. Ne yapacağız? İdgam yapacağız. İdgam yapalım. Yani harfleri birbirine katalım. Kattık ve şeddeledik. Peki ne oldu? Sonuna da ne yapıyoruz? Ötre veriyoruz. Muhmerun oldu. Yani burada son harf mim değil. Sondan bir önceki harf mim değil yani. Sondan bir önceki harf mim olmadığı için onu esrelemedik. Anlatabildim mi? Sondan bir önceki harf birinci ra. Birinci ra'yı da artık iki ra'yı tek ra olarak yazdığımız için sondan bir önceki harf burada gözükmüyor. Bu nedenle burada sondan bir önceki harf üstün gözüküyor. Ama asıl sondan bir önceki harf bu değil yani. Anlatabildim mi? Muhmerun ne demek? Kızaran demek. Muhmerun. Peki tefeale tekellemeye gelelim. Tekelleme. Yetekellemüden ye'yi kaldırırsak mü koyduk. Sondan bir önceki harf burada üstün. Burada ne yapıyoruz? Esreliyoruz. Ne oldu? Mütekellimün. Yetekellemi konuşuyor. Mütekellimin konu şan oldu. Peki tebeade'ye bakalım. Yetebeade uzaklaşıyor. Ye'yi kaldırıyoruz. Yerine mü koyuyoruz. Y'yi kaldırıp mü koyduk. Müteba yeteba adü de sondan bir önceki harf üstün. Ne yapıyoruz bunu? Esreliyoruz. Müteba'a dün oluyor. Müteba adün müteba'i dün oluyor. Pardon. Müteba'i dün oluyor. Yeteba adü uzaklaşıyor. Müteba'i dün uzaklaşan oldu. Böylece humasiyeleri de bitirdik. Peki istahraca'ya bakalım. Yestahricu çıkarıyor. Y kaldırıldı. Yerine mü getirildi. Mü. Sondan bir önceki harf esreli zaten. Müstahricun oldu. Çıkarır çıkarıyor. Çıkaracak. Çıkaran. Müstahric. Çıkaran demek. Peki ya'şevşebe'ye bakalım. Ya'şevşibu. Ye'yi kaldırıyoruz. Mü koyuyoruz. Mü'şevşibun. Sondan bir önceki harf zaten esreliymiş. Mü'şevşibun. Şimdi yemyeşil olur, yemyeşil olan. Yemyeşil olan. Peki İclevveze'ye bakalım. Yeclevvizu. Y'yi kaldırıyoruz. Yerine mü koyuyoruz. Müclevvizun oluyor. Yeclevvizu hızlı oluyor. Müclevvizun hızlı olan. Hızlı olan, hızlı. Peki ihmara'ya gelelim. Yahmaru. Y'yi kaldırdık. Mu koyduk. Muhmarun oldu. Burada sondan bir önceki harf yine iki ra'dan birincisi olduğu için onu göremiyoruz yani. Dolayısıyla o harfi esreleyemiyoruz. Çünkü idgam yaptık. Muhmarun oldu. Böylece gelelim rubai mezitlerin şeyine. Rubai mezit humasiye bakalım. Yete dahracu'dan ye'yi muzarilik harfi olan ye'yi kaldırıyoruz. Yerine mü koyuyoruz. Mü. Sondan bir önceki harfi de ra'yı da esreliyoruz. Mütedah ricun oluyor.
Yetedahracu yuvarlanıyor, mütedahricun yuvarlanan oluyor. Rubai mezit humasiydi bu. Şimdi gelelim rubai mezit südasiye altılıya. Yehran cimu toplanıyor. Ye muzarilik harfi olan ye'ni kaldırılıp yerine ötreli bir mim konuluyor. Mü. Sondan bir önce zaten esreymiş. Muhran cimün oluyor. Toplanıyor, toplanan oldu. Sülasi mezit humasinin son babı, ikşa'arra babı. Yekşa'irru'dan muzarilik harfi olan ye kaldırılıyor, ye. Yerine mü konuluyor. Mükşa'irrun oluyor. Burada sondan bir önceki harfi ayın değil aslında. Aslında mükşa'irrundur. Sondan bir önceki harf idgam edilen ra'ların birincisi. Ama onu idgam ettiğimiz için onun harekesini kendinden önceki ayına veriyoruz. Mukşairun oluyor. Titreyen demek. Yakşairu titriyor, mukşairun titreyen. Böylece bütün bablardan, sülasiler ve rubailer hepsi, bütün babların ismi faillerini örneklerle görmüş olduk. Şimdi sıra geldi. Sülasi haricindeki babların ismi mef'ullerine. Mezit fiillerden ve rubai mücerretten ismi mef'ulün türetilişi. Mezit ve rubai mücerret fiillerin ismi mef'ulü fiil muzariden türetilir. Aynı isim fail gibiymiş. Muzarilik harfin yerine ötreli bir mim eklenir. Aynı isim fail gibi ancak sondan bir önceki harf fethalanır. Evet. İsmi failden farkı neymiş? Sondan bir önceki harfin fetha olmasıymış. Eğer ismi mef'ul nekre belirsiz ise sonuna temin eklenir. Demek ki ismi failden farkı neymiş? Mezit fiillerde ismi failin sondan bir önceki harfi esreli, ismi mef'ulün sondan bir önceki harfi üstünlüğü. Hadi bakalım, hemen bakalım şimdi. Yani ismi failin tek farkı sondan bir önceki harfi üstün yapacağız. Mükrimün, mükramün oluyor. Ra'yı ne yaptık? Sondan bir önceki harfi fethaladı, o kadar. Aynen ismi fiil muzardan yaptık. Yani yükrimudan ye'yi kaldırıyoruz. Yerine mü koyuyoruz. Sondan bir önceki harfi fethalıyoruz. Mükramın ikram edilen oluyor. İkram edilen mükram. Ferraha'ya bakalım. Müferrihun sevindiren, müferrahun sevindirilen oluyor. Burada tabii sondan bir önceki harf ra'nın İkincisi oluyor. Müferrahun. Müferrahun şeklinde ama idgam yaptığımız için tek harf olarak gözüküyor. Müferrihun sevindiren isim fail. İsim mef'ul müferrahun sevindirilen anlamına geliyor. Peki katile babına bakalım. Mugatilün savaşan. Mugatilün de savaşılan oluyor. İsim mef'ul. Nugatilün isim failin sondan bir önceki harfine üstünlediğimiz zaman isim mef'ule dönüşüyor. Peki rubai mücerrede bakalım. Müdahricun yuvarlayan, müdahracun yuvarlanan oluyor. Yuvarlanan, müdahrac. Sondan bir önceki harfi üstünledik, müdahrac oldu. Humasi'nin birinci babı munsarifun. İsmi faili munsarifun, ismi mef'ulü munsarafun oluyor. Başına yine mim var burada, ötreli mim. Ama sondan bir önceki harfi fethalı, munsaraf, gidilen demek, gidilen yer. İctema'ya bakalım. Müctemi'un toplanan, müctemi'un toplanılan. Toplanılan yer, toplantı yerine de müctema denir. Hatta topluma da müctema denir Arapçada. Topluman için müctema demişler. Çünkü toplanılan yer orası yani. Toplum nedir? Toplanılan yerdir. Onun için topluma müctema demişler. Gelelim ihmarra'ya. İhmarra'da ismi fail neydi? Muhmarrun idi, değil mi? İsim mef'ul de aynısı oluyor. Muhmarrun oluyor. Niçin aynısı oluyor? Çünkü son iki harfin idgam edilmesinden dolayı. Bunun aslı nedir? Muhmararundur. Muhmararun. Dolayısıyla
son iki rayı şeddelediğimiz zaman muhmer olarak kalıyor. İsmi fail ile ismi mef'ulün yazılışı aynı. Zaten bunun ismi mef'ulü kullanılmaz. Çünkü ismi failin anlamı zaten ismi mef'ulün anlamının aynısı. Dolayısıyla bunun ismi mef'ulü kullanılmaz. Sadece yazılışını göstermiş olduk. Tekelleme babına bakalım. Mütekellimin, mütekellemin. Mütekellim konuşan. Mütekellem de kendisiyle konuşulan demektir. Mütekellem. Tebaade'ye bakalım. Mütebaidun uzaklaşan, mütebaadun uzaklaşılan. Mütebaadun. İstefale'ye bakalım. İstahraceye. Müstahricun çıkaran, müstahracun çıkarılan oluyor. Müstahraç. Çıkarılan yer de olabilir. İvşevşebe'ye bakıyoruz. Mu'şevşibün, mu'şevşebün. Şimdi mu'şevşibün yemişil olan, mu'şevşebün yemişil olunan. Yemişil olunan diye bir şey olmaz. Yani bu da kullanılmaz yani. Arapçada kullanılmaz. İsmi fail kullanılır. Ama yazılışını göstermek için sadece yazdım yani. Mana yazmadım buraya. Peki iclevveze'ye bakalım. Müclevvizün hızlı olan, müclevvizün hızlı olunan diye bir şey olmaz. Hızlı olunan diye bir şey yok. Sadece yazılışını göstermiş olduk. Kullanımda bu böyle bir şey yoktur. İhmar rababına bakalım. Muhmarun, muhmarun. Hem isim fail hem de isim mef'ul. Zaten bunun humasisinde de neydi? Aynıydı. Bu da südasisi. Burada da aynıdır. Kıpkırmızı olunan diye bir şey olmaz. Dolayısıyla bunu siliyoruz. Manası saçma. Kullanılmaz yani. İsim faili kullanılır. Eğer kullanılırsa. Ondan sonra geldik rubai mezit humasiye. Mütedahricun yuvarlanan, mütedahricun yuvarlanılan. Mütedahracun. Sondan bir önceyi ne yapıyoruz? Fethalıyoruz. Gelelim ihran cemeye. Muhran cimün toplanan. Muhran cimün toplanan. Muhran camında toplanılan oluyor. Toplanılan. Peki en son bab neydi? İkşa'arran. Mukşa'irrun titreyen. Mukşa'arrun titrenilen. Bunun da ismi mef'ulü kullanılacağını sanmıyorum. Yani titrenilen diye bir şey yok. İşte böylece ismi mef'ulü ve isim faili görmüş olduk.